Yakın zamanda birçok farklı Amanda videosu çektim. Ve şimdi farklı kendi yapmış olduğum Amanda'nın gizemini yapacağım. Ama şu anda Chapter 2'yi anlatacağım. Şimdi mesela bu sahnede cüvüleri saymamızı istiyor. Cüvüleri sayıyoruz. Ve ben oyunda tüm olasılıkları size gösteriyorum. Tüm olasılıkları size gösteriyor. Bilibraç'a da sonra cüvüle sayısı düşüyor. Bunu anlayabiliyor musunuz? Pek bilmiyorum ama. Bak şu ilerleyen kısımlarda cüvüleri sayarken bir anda bozulma yaşıyoruz. Karakter deliye dönüyor. Kasabı yerini gösteremeyince iyice çıldırıyor. Sonra kasabı oradan silerek kafayı yiyor. Sonra her zamanki yapmış olduğu gibi kasabı gösteriyor. Kasaba gittiğimizde cüvüleri kardeşini kasaba kestiriyor. Sonra fark ettiyseniz sağ tarafına döndük. Bir tane kahverengi civciv vardı. O oyunda iki beyaz civciv, iki kahverengi civciv, bir siyah civciv vardı. Ay yok. Beyazlardan biri gidiyordu galiba. Hatırlamıyorum. Şimdi göreceğiz. Bakın izliyoruz. Kasaba kestiriyor. Sonra da yavaşça beyaz civcive doğru döndüğü sahneyi göreceğiz. Yavaşça beyaz civcive doğru dönüyor. Sonra gülümseyerek kayıt bitiyor. Sonra bu da anımıza göre demek ki civcivi kasaba kestiriyor. Evet, Amanda'nın bir kopyası ama Chapter 2'li yaptım ben. LG'nin kaseti yapıyoruz. Burada ise gizli bir kod var. O kadar kodu bilirsek. Aslında zaten gizli kaset ilk şeyde çıkıyor. İstediğimiz şey yazdığımız zaman gizli kaset çıkıyor. Burada bir anda düşerek çıkıyor. Yine aynı bok oldu. Ya! Telefonum bozuk. Yani çalışmıyor. Babam zamanında bunları bozmuş bataryası falan. Sonra size biz burada konuşmaya başlıyoruz. Civcivleri bize gösteriyor. Biz teker teker civcivleri seçiyoruz. Hangi civcivi seçtiysek siliniyor. Ve fark ettiyseniz bu arada seçtiğimiz civciv anında oluyor. Eğer oyunun gelmesini istiyorsanız bana oyun nasıl yapılır böyle onu söyleyin gösteririm bir tane video yapıp. Ben de videonuzu izleyeyim ona göre bu Amanda'nın Kamanda videosunu çekeyim. Oyunu yapayım Kamanda diye verir gide. Seçtiğimiz tüm cücüler çok oluyor. Geriye bir tek cücük kalır. Tabi o cücüler geri geliyor ama onları kafese kapatırken yiyoruz. Ve bu arada şöyle bir detay verdim videonun sonlarına doğru. Fark ettiyseniz zaten detayı çok belirgin yapmak için kamerayı direkten bilgisayarın camına doğru tuttum. Biz kendimizi izliyoruz aslında. Geçmişimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Delirmişiz, kafayı yemişiz. Geçmiş çizgi filmlerimizi hatırlamaya çalışıyoruz. Geçmiş anılarımızı izlemeye çalışıyoruz. Ve şunu fark ediyoruz. Gittikçe delirmeye başlıyoruz. Her bir şekilde daha da deliriyoruz. Delirdikçe kendimize de yanımızdaki canlıları da zarar vermeye başlıyoruz. Aslında oradaki izleyici biziz. Aslında Chapter 1'deki izleyici normal bizdik. Ama arkamızdan ben geldim. Ve yani bu biz, aslında biz o sırada yoktuk. Chapter 1'de aslında biz vardık. Sonrasında beni yakaladı şu şekilde. Kamera bozulduğu sonrasında kendisi Chapter 2'de kendisi kameraları izlemeye başlıyor. Çünkü kameraları başkasının izlemesine izin vermiyor. SCP-900 kaçtı bilmiyorum. 996 mıydı neydi bir şeydi SCP. Tıpkı onun gibi kendisi hakkında bilgi alınmasını istemiyor. Ya bir de başka bir SCP var. Kendisi hakkında bilgi alınmasını istiyor. Diğeri de istemiyor. Ben size istemeyen anlatıyorum. Kendisine kasetleri izlediğimizde bozukluklar oluyor. Kendi hayvanlarını yiyor ve sayı giderek düşüyor. O düşüşteki sayıda geriye son bir civciv kalıyor. Onu da komşuya veriyoruz. Bakın. Ve bunu da bu civciv yaptığımız şeylerin farkında. Aslında bu şeyler tekrarlanıyor zaten. Tekrarlanan bir olay olduğu için civciv panikliyor. Aklı başındaki tek canlı o çünkü. Her şey tekrarlıyor. Paralel bir evren gibi kan tekrar deliriyor.
Tekrar civcivlerini yiyor. Çizgi filmi bozuluyor. Sonra elimize gizli kaset geçiyor. Gizli kaseti takar takmaz diğer kaset siliniyor. Sonra bu kaseti takıyoruz. Sonra diğer bölümümüzü izliyoruz. Ve bu arada fark ettiğinize göre renkler daha da bir bozulmuş. Sonra bu chapter 2'ni izlemi chapter 1'i izleyip kendime göre bir gizem yaptım. Onun da videosunun gelmesi için bir 5 ya da 10 like isterim. Burada civciv bizi uyarıyor. Lütfen ne yaptıysan geri al. Yok öyle değil diye. Diyor ki kardeşlerim hepsini yedi. Çok az vaktimiz var. Herkes zaten kanunu yiyor. Bak hatta burada nereden yediğini anlıyoruz. Yeme sesleri geliyor. Geriye son iki civciv kalır. Beyaz da şey. Ve oradaki kırmızılık da onun kanları. Geriye son iki civciv kalıyor. Beyazlık aferin. Beyaz ne yapıyoruz? Zaten şimdi göreceğiz. Civcivleri saydırıyor. Ve sonrası da o civcive de gidiyor. Ya beyaz değil siyah. Siyah uyarıyor, siyah buluyor, siyah civcivi de yok ediyor. Kendisine yeni amaçlar üretiyor. Bir zombi gibi onu çıyanlar gibi yiyor. Çıyan böceğimine bir şey dönüyor. Geriye son bir civciv kalacağız. Evet son bir civciv kaldı diyor. Sonra onu gizemli bir komşusuna indiriyor. Ama şöyle bir olay var ki belli bir süreden sonra kapı tıklanıyor. Kapıda pizzacı geliyor. Pizzacının şeyinden kaset çıkıyor. Sonra o kasete doğru gideceğiz. Eğer bu gizli kaseti bulamazsak cüzler nereye yok olduğunu, neden tek bir cüzü kaldığını anlayamazdık. İlerliyoruz. Komşu getiriyoruz. Sonra ekran bozuluyor. Sonra ekran full gidiyor. Komşuya veriyoruz. Diğer kaseti taktığımız sıra. Aslında zaten Kaan komşu kendisiydi. Kendisi cücüğü koyup eve geçiyor ve çizgi filmde bu gözüküyor. Sonra da tekrardan kapıyı açıyor. Ama bu sefer daha farklı bir şekle belirmiş. Suratı, kaşları falan değişmiş. Ağzı daha da bir büyümüş. Tuhaf, korkunç, panoramik, siyahsı bir hale düşmüş ve bacakları yok. Bacakları yok tabii. Orada bacak gözüküyor. Kameranın şeyi ama artık yapacak bir şey yok. Neyse. Burada civciv aldığı gibi hızlıca kapıyor. Sonra hiç gözükmemiş gibi tekrardan geri çıkıyor. Çünkü orada unuttuğu bir şey var. Orada çizgi filmin hala açık olduğunu biliyor. Onu kapatmak zorunda. Yoksa kendisi daha bir beter şekilde alacak. Ve bunun farkında tam kamerayı kapatırken kötü tarafa ortaya çıkıp kameraya saldırmaya çalışırken kamerayı kapatıp iyi bir şekilde sonlandırıyor. Farklı oynuyor, farklı bir gizem videosunun gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Hoşça kalın. Bay bay. Ve aslında bunu ben böyle yapmamıştım. Bir şekilde şey olmuştu. Bir tane kırık bir sopa parçası vardı. Böyle delik var. Süpürge sopası. Onun deline doğru ben bu kağıdı kodlayıp böyle döndüreceğim ve böylece grad pack aslında böyle değil. Tahtada sağlam bir şekilde böyle olacaktı. Ama bu tahtayı bir yere koymuş. Onu da bulamıyorum şu anda. Bulsam zaten yapacağım şey belli. Da bulamıyorum onu ben. Nereye attım ben onu? Nereye gitti ya? O değil. Onun işte devam var. O devam var ya. Gretback çünkü olmaz. Gretback'in tahtası nerede? Böyle dedim kaybolan casus kameram değilmiş. Bir an o sandım. Neyse daha çok farklı oyun güzeller gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayınız. Chapter 1'in sonunda ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Son kez söyleyeyim. Aslında Chapter 1'de normal bir insan. Bir evime geliyor bir YouTuber. Orada kasetleri dinlerken o sırada zaten bizim karakter arkasından yavaş yavaş oraya doğru geliyor.
Arkadan tıkırtı geliyor. Kapı açılıyor kasete son Nurra doğru. Sonra karşısında da Kaan'ı görüyor. Kaan ağzını kocaman açarak onu öldürüyor çünkü kasetini kimse kaptırmamaya çalışıyor. Ve siz neden bu kadar detaylı dinliyorsunuz? Neyse. Tavukları siz merak etmeyin. Neyin? Devam videosu gelecek. Daha çok böyle video gelmesi için like atıp abone olmayı unutmayınız. Bilgisayarım olsa da daha rahat video çekeceğim. Ama işte Cupcake'imiz de var bu arada bakın. Lan yapışmış. Ve paket açılım videosunun gelmesi için yorumlara yazınız. Ve sizin dediğiniz oyun sürümü benden çıkmıyor. Linkini atmışsınız. Linkine girdim. Yani mavi oyuncu muydu hatırlamıyorum. Kardeşim link atmışsın ama girdiğimde ben de link ulaşılamıyor diyor. Güncelle telefonu diyor. Telefonu güncelliyorum yine bir link ulaşılamıyor. Sonra yorumu bir daha da göremedim. Yorum niye silindi? Sen mi sildin yorumu yoksa benim telefon mu sildi? Orası tartışılır bir konu bilmiyorum. Güncelledim diye mi acaba yorumlar? Çünkü baktığımda YouTube'daki neredeyse çoğunluk yorum silinmiş. Geriye iki tane yorum kalmış. Biri Recep Tayyip Erdoğan kafalı asker yorumu kalmış. Bir tane de mavi askerimsi bir polis kafası resmi kalmış. Başka diğerlerin yorumları silinmiş neyse bilmiyorum. Yeni yorumlar atın. Bekliyorum. Hangi oyuna güzel video çekmemi istiyorsanız. Ve bu arada Adal adamın yapmış olduğu bir tane hata var. O hatayı hesapladım, düşündüm. Olanakları hesapladım. Oranları hesapladım. Adal adamın yaptığı birkaç tane hesap yanlışı var. Ve şunu da söyleyeyim. Poppy Playtime Chapter 2'de bir tane tablo görüyoruz. Bu da son bir söyleyeceğim. Gizem laf olsun. O tablonun içerisinde neler var? Momolonglex. Küçük yeşil sarısı bir çocuk adam. O da Momolonglex'in yavrusu işte. Ve Momolonglex'in karısı, ay kocası. Şunu söyleyeyim. Momolonglex gibi kocası da aynı yapıda olacağı için onun da öyle parmakları, tırnakları şey şekilde olamaz. Sivri şöyle olamaz. Onun parmakları olsa olsa şöyle olur. Momolonglex gibi. O yüzden tartışma yapmayalım. Videomuz bu kadardı. Hoşça kalın. Bay bay.